Oruçlu kalınan süre malumunuz çok uzun ve açlıktan çok susuzluk vuruyor oruç tutanları. Peki oruç tutarken daha az susamak mümkün olabilir mi? Şimdi vereceğimiz özel karışım tarifiyle mümkün ve sadece susuzluk hissini azaltmakla kalmıyor, tok da tutuyor. İşte meyve ve sütün mucizevi karışımı. Acıkmak isterim ama suyu seviyorum. Susamak istemem. Size özel bir tarifim var o zaman. Orucum ben istemem. Bunu zaten şimdi değil, sahurda içmeniz gerekiyor. Öyle mi? Nedir bu? Çilek mi var? Süt var galiba. Aa, şey var, böyle çilek kokusu var, çok güzel. Ananas kokusu var. İşte Ramazan'a özel, susatmayan ve tok tutan özel karışım. Havalar bir ısınıyor, bir soğuyor. İşte o sıcak olduğu zamanlarda dilimiz damağımıza yapışıyor. Peki hararetimizi nasıl daha azaltabiliriz? İşte o özel karışım. Yarım bardak süt, yarım bardak yoğurt, yarım muz. Özellikle muz burada en çok tok tutucu şey. Onun dışında da kırmızı meyveler. Malzemelerin tamamını karıştırıyoruz, blenderdan geçiriyoruz. Sadece susatmaması değil, tok tutması da uzun süren açlık saatlerini rahat geçirmenizi sağlıyor. Sahurda özellikle bundan bir bardak, yanına bir yumurta ve 5-6 tane badem fındıkla çok tok tutucu, hem de susatmayacak. İftara kadar da bizi böyle rahatlıkla geçirebilecek bir pratik sahur yapabiliriz. O süpermiş. Çilek, muz, süt, yoğurt. İftardan sonra mı almamız gerekiyor? İftardan sonra değil de sahurda tercih etmekte fayda var. Meyve ve sütün mucizevi karışımının etkili olması için sahurda yediklerinize de dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle sahurda tok tutacak ve çok susatmayacak şeyler tüketmemiz gerekiyor. Yemek gibi, kızartmalar gibi şeylerin tüketimini istemiyoruz. Çünkü bunlar da daha sonrasında bize susuzluk olarak dönecek. Ay çok güzel. Bu çok tok tutuyordur değil mi? Evet. Çok teşekkür ederiz. Bu önerinizi dikkate alacağız.